Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dip çekimi ve su değişimi hakkında birkaç bilgi vereceğim. Kısa bir video olacak. Çünkü akvaryumun suyunu eklemem lazım. Ben daha öncesinde akvaryuma dip çekimi yaptım. Öndeki hortum aparat yardımıyla. Dip çekimini yaptım. Dibi iyice temizledim. Şimdi su eklemeye geçtim. Tabii ben bu kadar çok su dinlendiremiyorum. Bir tane 5 litreliğim böyle dinlenmiş oluyor. Onun haricinde diğerini şeyden şofbenden çekiyorum. Yarı sıcak, yarı soğuk halde. Tam ne soğuk olsun ne de sıcak olsun. Arkadaşlar, su değişimini akvaryumda nasıl yapıyoruz? Su değişimini akvaryumun boyutuna göre yarı yarıya indiriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi. Tabii ben 2 bidon ekledim. 2 tane 5'lik ekledim. Siz kendi akvaryumunuzun boyuna göre suyu alçaltıp yarı yarıya değişim yapın. Tam değişim yaparsanız akvaryumdaki balıkları öldürebilirsiniz. Tabi bu yumurta yapan akvaryumlar için, canlı doğuranlar akvaryumu için daha az su çekmeniz lazım. Çünkü canlı doğuranlar biraz daha hassas oluyor. Çabuk ölüyorlar. Gördüğünüz gibi bu kadar. Yarı yarıya indirdim. Dibini çektim, temizledim. Dibini çekip temizledim. Herhangi bir motoru durdurmadım. Motorlar çalışıyor. Isıtıcı çalışıyor. Tabii ısıtıcının yarısı suyun içinde. Dikkat edin, ısıtıcı üstte kalıp da sonradan eklediğiniz su ile çatlamasın. Onu çektiğiniz suya göre indirin aşağıya doğru. Böyle arkadaşlar, dip çekimini yaptım. Suyum burada. Yine dediğim gibi yarı şofbenden, yarı normal tesisat suyundan ne sıcak ne soğuk bir şekilde akvaryuma ekliyoruz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı tuzu bir su bardağı içinde karıştırıp akvaryuma ekleyelim. Bu da akvaryumdaki bu klor miktarını öldürür. Musluktan su eklediğimiz için, bir de elimiz akvaryumun içine girdiği için tuz balıklar için iyi olacaktır. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Daha detaylı bilgiler Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda gelecek. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.